Yepyeni bir maratondan herkese selamlar. Birkaç tane videomda söyledim ama şimdi tekrar söylüyorum. Artık her ayın birinde zaman çarkı okuyacağım ve bugün ilk okuyuşum olacak. Çok heyecanlıyım. Gerçekten uzun zamandır okumak istediğim bir seri. Daha doğrusu tam olarak ilk okuyuşum diyemem çünkü daha önce 180'e kadar okuyup ondan sonra bırakmıştım sebepsizce. Yani daha önce denedim fakat şimdi gerçekten oturup düzgünce okuyacağım ve kitabı bitireceğim ve artık bu serinin içerisine ben de gireceğim. Heyecanlıyım. İlk kitapla okumaya başlıyorum. Grup olarak okuyoruz. Yine grupta galiba 80 kişi var. Umarım herkes okur. Çünkü genelde gruba katılanların yarısı bile okumuyor oluyor kitabı. O yüzden böyle çok az kişi okuyor oluyoruz ama keşke herkes okusa gerçekten daha keyifli bir okuma olur. Şimdi okumaya başlıyorum. Günlük hedefimiz yine minimum 100 sayfa. Ama okuyabilirsem tabii ki de her zamanki gibi daha fazla okumak istiyorum. Okuduğum kısımları yani hatırladığım kadarıyla çünkü 2 sene falan oldu ben 180 sayfayı okuyalı. Akıcıydı diye hatırlıyorum. Okumaya başlayanlar var. Onlar da çok akıcı olduğunu söylediler. O yüzden beklentim şu an çok yüksek. Yanıma hemen bir tane defter de aldım şöyle zaman çarkı için yapacağım. Çünkü içerisinde çok fazla karakter var, çok fazla isim var. O yüzden hatırlayabilmek için bir tane defter tutmak mantıklı olur diye düşündüm. Seri boyunca da bu defteri mutlaka yanımda tutacağım ki unutmayayım. Galiba bir tane uygulama da varmış. Grupta biri yazdı. Şuraya ismini bırakırım. Şu an hatırlamıyorum. Burada da okuduğunuz kitabı seçip hangi karakterin kim olduğunu öğrenebiliyormuşsunuz spoiler yemeden. Çünkü Google'da genelde bir tane karakteri arattığınız zaman karşınıza bir sürü spoiler çıkabiliyormuş. 15 kitaplık bir seri olduğu için. O uygulamadan da tabii İngilizce bu uygulama. İngilizce biliyorsanız kullanabilirsiniz. Türkçe desteği yok sanırım. O uygulamadan da mesela 3. kitabı okurken bir karakter geldi ve kim olduğunu hatırlamıyorsunuz. Oraya girip galiba 3. kitabı okuyorum ve bu karakter kim diye aratırsanız karşınıza çıkıyor sanırım. Ben henüz indirmedim, incelemedim. Ama birazdan indirmeyi planlıyorum. Eğer Android'e, aslında tablete de indirebilirim. Aynen ikisi de olur. Android veya Apple hangisine uygunsa. Heyecanlıyım. Okumaya başlıyorum. Bakalım. Şimdi aralıksız 100 sayfa okuyana kadar durmayacağım. Aynı zamanda yanında bir kitap daha okuyorum. Eragon. Dün okumaya başladım. Ama bu video süresince Eragon'u okur muyum bilmiyorum. Belki sadece zaman çarkına odaklanıp bu kitabı bitirip ondan sonra Eragon'a devam ederim. Hiçbir fikrim yok ama okuyabilirim. Yani sizi zaten bilgilendiririm. İşte şu kadar okudum, bu kadar okudum diye. Bu arada bu da epik, fantastik ve güzel başladı. 60 sayfa okudum dün. Baya hoş gidiyor. Eğer elinizde varsa bunu da bir önce okumanızı öneririm. Tamam. Artık gidiyorum. Kitabımı okuyacağım. Çok heyecanlıyım. 100 sayfanın sonunda görüşürüz. Herkese selamlar. Bugün 5. günün sabahındayız. Ve ben kitabı yazaladım. Yani 400 sayfasını okudum. Aslında 100 sayfada bir güncelleme çekeceğim demiştim. Ama dedim ki önce birazcık bir kitaba adapte olayım. Normal bir kitabı okurken böyle 100. sayfada bir fikir edinebiliyorum ama bu hem upuzun bir seri olduğu için hem de zaten kitap kendince de çok kalın olduğu için dedim ki önce bir yaralayayım. O yüzden size de daha düzgün bilgiler verebilirim ki hala zaten tam olarak ben de şey yapabilmiş değilim. Daha yeni yeni karakterlere alıştım ve daha yeni yeni tam olarak kitabın içine girebildim. Tabii bu tamamen benimle alakalı bir şey. Grubumuzdaki herkes öyle çok kolay okunuyor. Ben de çok severek okudum ama tam olarak benim için 3 yıl sonrası başladı diyebilirim kitap. Şimdi önce kitabı herkes gördüğü köşeye bırakıyorum. Kitabımızın konusu ne? Tamamen farklı bir dünyada geçiyor ve burada zaman böyle bir çark şeklinde ve çağlar birbirini tekrar ediyor ve daha önceki çağlarda yaşanmış bazı olaylar var. Şimdi onların detayına giremem. Zaten ben de tam olarak hakim değilim. Bizim 3 tane baş karakterimiz var. Aynı köyden olan 2 nehir atlı bir köy var, kasaba var. Ne demek isterseniz. Ve burası gerçekten sorunsuz bir yer. Yani ne suç işleniyor, ne böyle bir şey oluyor. En fazla böyle bir kavga falan çıkıyor. Ve bir gün bu kasabaya, köye dışarıdan yabancılar geliyor ve bizim bu 3 baş karakterimiz siyah pelerinli bir adam görüyor. Rüzgarda pelerini hiç kıpırdamayan, siyah at olan bir adam. Ve sonra Trollok denen böyle bir yaratıklar var. Yüzüklerin Efendisi'nde orklara benziyor. Öyle diyebilirim. Böyle keçi boynuzlu, toynaklı falan böyle iri yarı yaratıklar. Bu yabancıların gelmesiyle ve bizim bir 3 baş karakterimizin o işte pelerinli adamı görmesiyle birlikte bir gece bu Trolloklar kasabaya saldırıyor ve sadece belli yerlere saldırıyor ve dışarıdan gelen yabancılar Maureen ve Len ve bunlar aslında
Aysai diyeceğim, ne olduğunu anlamayacaksınız. Aysai denen bir şey var. Tek güce dokunabilen insan kadınlar. Yani şu anlık büyücü diyelim. Tam olarak büyücü değiller ve açıklayamıyorum ben ne olduğunu. Neyse, bu Maureen, bu bizim baş karakterlerimize diyor ki Trollaklar sizin peşinizde ve o yüzden bunun ayrılmanız gerekiyor. Yoksa tekrar saldıracaklar. Ve böylelikle de bir yolculuk başlıyor. Düzgün anlatamadım. Kusura bakmayın. Zor kitapları anlatamıyorum. Yine klasik bir epik fantastik kitabı gibi bir yolculuğa çıkıyorlar. Ve sadece işte Maureen, Len, işte Perrin, Rand ve Matt değil. Daha sonra demeyeyim, yola çıkmadan önce Eivin adlı bir kız karakterimiz var. O da ekleniyor. Ve bir de kasabaya gelmiş olan bir aşık var. O da ekleniyor. Ve bunlar böyle bir yolculuğa çıkıyorlar. Ve yolculukta şu an yaşadıklarını ve gitmek istedikleri yere ulaşmaya çalışmalarını ve işte peşlerindeki bu trollakları ve karanlık yaratıkları işte takibini vesaire okuyoruz şu anda. Biraz Yüklerin Efendisi'ni andırıyor ama detaylar ve karakterler olarak farklılar. Yine de gidişat olarak işte bu yolculuğa çıkma, bir noktaya ulaşma, bazı şeyleri gerçekleştirme falan bu noktada benzerlikler gösteriyor. Aynı zamanda işte bu trollaklar orklara benziyor. İşte bu gördükleri şey vardı ya, siyah pelerin adam, birazcık Nazgül'lere benziyor açıkçası. O yüzden tam olarak Nazgül'lere benzemiyor da biraz andırıyor yani. Anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi? Tabii ki tam olarak aynı değil. Ama böyle bir noktada bir aşinalık var. Ama dediğim gibi zaten çoğu epik fantastikte illa böyle birbirleriyle bir aşinalık oluyor. Özellikle işte elflerin, işte ne bileyim bu büyücülerin olduğu epik fantastiklerde daha çok oluyor bu tarz şeyler. Şu an çok keyifli gidiyor kitap. Tam olarak anlatamadım. Tekrar kusura bakmayın. Gerçekten okumanız gerekiyor ki bence mutlaka okumanız gerek. Eğer fantastik seviyorsanız kesinlikle okumanız gereken bir kitap ama bence epik fantastik olarak ilk önce seçilecek bir kitap değil. Bence bundan önce siz Sisoylu'yu okuyabilirsiniz. O da bayağı kolay okunan ve keyifli bir seri. Yüzüklerin Efendisi'ni okuyabilirsiniz. Her ne kadar kolay okunması da. Bu arada Yüzüklerin Efendisi'ne oranla daha kolay okunuyor. Çünkü Yüzüklerin Efendisi gerçekten çok daha detaylı bir kitap. Yani bazen bu detaylar gerçekten takdire şayan olsa da bazen size okurken bir noktada yorabiliyor. Fakat bu kitap biraz daha az detaylı olduğu için böyle daha çok akıyor ve daha hızlı bir şekilde okuyabiliyorsunuz. Daha sürükleyici olduğunu söyleyebilirim. Tabii ben Yüzüklerin Efendisi'ni okuyalı 6 mı 7 sene mi ne oldu? Şu anki kafamla okumadığım için hala lisedeki halimle düşünüyorum Yüzüklerin Efendisi'ni. Şu an okusam belki daha akıcı gelecektir. O yüzden tam olarak da bir yargıya varmam mümkün değil. Kısacası severek okuyorum. Bugün erken kalktım. Şu an saat daha 10. Önce bir 50 sayfam vardı dünden kalan. Onu okudum. Sonra oturacağım. İşlerimi bitirdikten sonra akşama kadar okumak istiyorum. Bugünkü hedefim bir 200 sayfa okumak. Kitaptan saatte 40 ila 50 sayfa arası okuyabiliyorum. Yazı boyutu da böyle birazcık küçük ve sayfalar da büyük olduğu için yani 50 sayfa okusamda öpüp başıma koyuyorum. O yüzden benim için uzun bir okuma süreci oldu. Dediğim gibi bugün kitaba başlayalı 5 gün oldu. Bir de birkaç tane işim vardı. Okuyamadığım bir gün olmuştu. Ama yine de düşündüğümden daha akıcı bir şekilde okuyorum gerçekten. Kesinlikle harcadığım zamana değdiğini hissediyorum. Geri kalan kitaplar için çok heyecanlıyım. Bu kitabın sonunda da ne olacağını kestiremiyorum. Tamam, bazı noktalardan anlayabiliyorsunuz. İşte yolculuk oluyor. Yolculukta başlarına gelecek birkaç şeyi tahmin edebiliyorsunuz. Ama onun dışında her şey çok farklı olduğu için ve genel olarak yolculuğun amacı da çok farklı olduğu için nereye gittiğimi kestiremiyorum açıkçası. Bayağı heyecanlıyım ve daha önümde 14 tane kitap. 14 demeyeyim de 13 diyeyim çünkü bir tanesi 0 önceki olayları anlatıyor. 13 tane kitap var. Neler olabileceğini tahmin edemiyorum bile. Yani gerçekten çok heyecanlıyım seri için. Bayağı mutluyum da. Tamam, daha fazla konuşmayayım, artık okumaya başlayayım. Bugün bir güncelleme daha çekerim. 600'e gelebildim mi? Yoksa 600'ü geçtim mi belki, onu gösteririm size. Ama yani artık okuyup bitirmek istiyorum çünkü gerçekten ne olacağını çok merak ediyorum. Nereye bağlanacağını çok merak ediyorum. Umarım sonu kötü bitmez. Kötü derken ucu açık gibi. Yani hemen ikinci kitaba geçmeliyim gibi bitmez de ikinci kitap için birazcık sabredebilirim. Çünkü bu ayki okumaysam çok dolu. İmkan yoksa grup olarak okuduğumuz için bu ay okuyamam zaten ikinci kitabı da. Kasım'ın 1'inde okumaya başlayacağım. İnşallah orayı o zamana kadar sabredebileceğim şekilde biter. Tamam. Artık gidiyorum, işlerimi halledeyim. 600'de görüşürüz. Hoşçakalın. Selamlar. 6. gündeyim. Yaşasın ve şu anda tam olarak 605. sayfadayım. Yapma. 605. sayfadayım. 39. bölüme geçtim. Kitap çok heyecanlı gidiyor. Çok severek okuyorum. Gerçekten şu an bir kavuşma göreceğim. Ve yani şu an konuşmak bile istemiyorum o kavuşmayı okumak için. Şu an tam olarak şey çok fazla şu an dedim. Tam şeye göre, hedefe göre diyorum.
hedefe göre okuyorum. 6. gündeyiz. Ben 600. sayfadayım. Günlük 100 sayfalık şeyimiz vardı biliyorsunuz. Hedefimiz. Gerçekten çok yavaş okuyorum. Yani ben çok yavaş okuyorum kitabı. Gerçekten. Yani günlük hedefi yapmam 2 saatten fazla sürüyor benim için. Ve bugün daha fazla okudum galiba. Çünkü dün çok fazla okumak istedim. Okuyamadım. Yetiştiremedim de. Çünkü dün zaten tam olarak okuyamamıştım ondan önceki günde. Dün neredeyse 170 sayfa okudum. Bugün de şu ana kadar işte 130 sayfa okudum. Biraz daha okumaya devam etmeyi planlıyorum. Saat çünkü daha 12.30. Belki 1 saat daha okuyabilirim diye düşünüyorum ki zaten şu an okuyamamın imkansız. Çünkü dediğim gibi çok fena bir şey oldu. Ne olacağını öğrenmem lazım. Yani nasıl olacağını öğrenmem gerekiyor. Spoilersız anlatmak çok zor. Büyük ihtimalle yarın da bitireceğim artık kitabı. Bir yandan bitirmek istiyorum, bir yandan bitirmek istemiyorum. Çünkü bayağı güzel gidiyor ve ikinci kitabı hemen okumayacağım. 1 Kasım'da okuyacağım. 1 Kasım'a kadar zaman nasıl geçecek bilmiyorum. Ama seçtiğim böyle 1 dolu kitap var. Şu an tam karşıma bana bakıyor. O yüzden hemen ikinci kitabı okumam imkansız. Ki zaten grup okuması yaptığınız için de okuyamam maalesef. Kısacası heyecanlıyım. Güzel bir okuma yapıyorum. Mutluyum. Güzel bir seriye başladım. Gerçekten efsane bir seriye başladım. Heyecanlıyım. Yani böyle çok severek okuyorum. Gerçekten herkese öneriyorum şimdiden. Ben artık gideyim beklediğim kavuşmayı okuyayım. Sizinle büyük ihtimalle yeniden kitabı bitirdiğimde görüşürüz. Herkese selamlar. Şu an 7. gündeyiz. Ve ben kitabı bitirdim. Yaşasın, yaşasın, yaşasın. Çok uzun bir yolculuktu gerçekten. Bir haftadır kitabı okuyorum ve bildiğiniz en az da okumuyorum biliyor musunuz? Bir gün hariç her gün neredeyse en az 2 saat kitap okudum. Ve dün ve bugün daha da fazla okudum. 3'er saat okumuşumdur belki. Gerçekten bir haftadır bu kitapla yaşıyorum. Emek isteyen bir kitap. Öncelikle bunu tekrar söylemek istiyorum. Gerçekten emek harcamanız gerekiyor. Çünkü bayağı bir vaktinizi alacak. En azından benim aldı. Ve ben normalde hızlı okuyan bir insanımdır aslında biliyorsunuz. Fakat gerçekten yavaş okudum. Yani değdi ama. Gerçekten değdi. Severek okudum. Çok fazla olay oluyor. O kadar fazla olay oluyor ki neredeyse bütün Yüzüklerin Efendisi serisinde olan her şeyi düşünün. Ve bu bir kitapta oluyormuş gibi düşünün. Tamam mı? Ve daha 13 kitap var serinin. Bir de 0 var ama önceki olayları anlattığı için ona hiç girmiyorum. Daha 13 kitap var ve neler olabilir yani ilk kitapta bu kadar şey olduysa gerçekten her şey olabilirmiş gibi. Ve bunu okurken bile bir noktada ufacık böyle bir beyin yanması yaşadım ve bir bölümü yeniden okumak zorunda kaldım. Çünkü tam anlamadım ve yani devamını düşünemiyorum bile ama gerçekten efsane bir başlangıçtı. Yani gerçekten efsaneydi. Ben şey diye düşünmüştüm yani bu kitapta çok da bir şey olmuyordur ve giriş kitabıdır diye ama yani daha ne olabilir? Yani her sayfada bir olay vardı anlıyor musunuz? Gerçi ilk 100 sayfayı hadi saymayayım ki yine olaylarda da olay vardı. Ondan sonra ya sürekli bir şey oldu. Yani sürekli başlarına bir şey geldi ve asla temposu düşmedi. Bu yüzden yani rahat okunuyor ama dediğim gibi vakit harcamanız gerekiyor okumak için. Karakterleri de yani sevdiklerim de var sevmediklerim de var bizim ana sekizliden. Çok nötrüm yani nötrüm diyemem. Yani kararsızım. Çünkü birini sevmiyorum. Sonra bir şey yapıyor ve hoşuma gitmeye başlıyor. Ama ondan sonra daha da kötü bir şey yapıyor. Ki bu Egwin. Egwin senden nefret ediyorum. Gerçekten. Özellikle o sonda yaptığı şey var ya. Bana bunu yapmayacaktım. Bana bunu yapmayacaktım. Çok kalbimi kırdın. Bir daha seni asla sevmeyeceğim. Gerçekten. Başta sevmiyordum. Ama sonra böyle ısınır gibi oldum. Dedim çok güçlü kız. İşte dedim erkeklerden daha iyi dayanıyor. Çok iyi. Çok sevdim. Çok sevdim değil. Isındım diyelim. Ama sonra kalbim kırık anlıyor musunuz? Gerçekten kalbim kırık. Spoiler'e bir video çekeceğim. Çekmeyi düşünüyorum ama önce birazcık daha kitabı beynimde hazmetmeliyim. Böyle birkaç güne falan çekerim diye düşünüyorum. Önce spoiler'sı sonra spoiler'le konuştuğum, belki sadece spoiler'le konuştuğum video emin değilim. Ama biraz hazmetmem lazım. Daha yeni bir şeyim için şu anda da tam olarak konuşamıyorum. O yüzden artık bu videonun sonuna geldik. Öneriyorum, anlamışsınızdır diye düşünüyorum. Şimdi soracağın sorulara yanıt vereyim. Kaç yaş üzeri okuyabilir? Bence 15 yaş üzeri herkes okuyabilir ama daha önce fantastik okuduysanız. Çünkü fantastik okumayan, daha doğrusu epik fantastik okumayan biri bence bu kitaptan çok sıkılacaktır. Çünkü diyeceksiniz ki ben şu an ne okuyorum? Çünkü her şey farklı. Yani tamamen farklı bir dünyanın içindesiniz. O yüzden bence daha kolay bir epik fantastik okumuş olmalısınız ki bundan önce en azından ne beklemeniz gerektiğini bilin. Ya da ne bileyim bir Hobbit'i, Yüzüklerin Efendisi'ni falan okuduysanız buna çok rahat okursunuz diye düşünüyorum ki bence Yüzüklerin... Şu an arkadan ses geliyor bir saniye.
Bence Yüzüklerin Efendisi zaten bundan daha ağır bir kitaptı. Ama Yüzüklerin Efendisi'ni lisede okuduğum için şu anda çok net yorum yapamıyorum. Yaş sınırı dediğim gibi 15 yaş üzeri herkes okuyabilir. İçerisinde cinsellik yok, herhangi bir hoşunuza gitmeyecek sahne yok. Birazcık kan var tabii ki de, savaş var çünkü. Aşk soracak olanlar var. Kitapta belki %2 aşk vardır. Yani 5 sayfa falan belki aşk vardır. Tam olarak aşk değildi zaten. Ama yani ihtiyaç duymuyorsunuz okurken. Aşk okumayı seviyor olsanız bile bence bu kitaptan yine de keyif alırsınız. Çünkü dolu dolu bir kitaptı. Tamam. Yeteri kadar övdüm bence. Artık gidiyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Umarım alıp okursunuz. Çünkü pişman olmayacaksınız. Kasım'ın 1'inde 2. kitabı okumaya başlayacağım. Onun için şimdiden çok heyecanlıyım. Hoşça kalın. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.